binlerce öğrenci lise ve üniversite sınavlarına hazırlanıyor bildiğiniz gibi. Hem okul sınavlarında hem de geçiş sınavlarında başarılı olmanın yoluysa soruları hızlı ve doğru okumaktan geçiyor. Burcu Kuraslan yayına hazır. Yanında konukları da olacak. Öğrenciler için çok faydalı bir teknikten bahsedecekler bize. Burcu günaydın. Hemen peşinden söyleyeyim, ara ara bölüp soru sorabilirim. Çok merak ettiğim bir konu. Merakla da dinliyoruz seni. Tabii Hilal, günaydın. Öğrenciler için en önemli şey sınavlarda süre. O kadar çok haberleri takip ederken karşılaşıyoruz ki sınav salonlarının önünde sürem yetmedi, sürem yetseydi 3 soru daha yapabilirdim, tekrar edebilirdim diyen çocuklarla. İşte o yüzden hızlı okuma tekniğinden bahsedeceğiz. Süreyi tasarruflu kullanabilmeleri ve soruları daha iyi çözebilmeleri adına. Hocam Göksel Ağma var yanımda. Hoş geldiniz efendim. Çok önemli bir teknik burada değil mi? Evet. Çocukların okul başarısını arttırmakta, sınav başarısını arttırmada. Nasıl öğrenilebilir hızlı okuma ne demektir? Evet, soru çözümü becerisinin geliştirilmesi şu an gerçekten de öğrencilerimizin bir kabusu. Acaba ben daha başarılı nasıl olabilirim, süremi nasıl yetiştirebilirim? Bu noktada okuduğunu anlama ve zaman kazanma çok ön plana çıkan bir durum. Bu konuyla ilgili en önemli söylenmesi gereken şey şu ki, ilkokul birinci sınıfta başladığımız işte seslerle tanımaya başladığımız, kelimeleri okumaya başladığımız yöntemin sadece o yöntemle kalmamız gerekiyor, geliştirilmesi lazım. Yani versiyonun güncellenmesi lazım. Çünkü beynimiz artık kelimeleri tanıyor ama o kelimelerin görsel olarak beynimizde karşılığını yakalayabilmek gerekiyor. İşte bu teknikler, hızlı okuma anlama teknikleri bunu sağlıyor. Peki nasıl yapacaklar öğrenciler? Şimdi öğrenciler de var, konuklarımız. Hemen bu tekniği kullanarak çok başarılı olan öğrenciler var. Onlara da mikrofonu uzatacağım. Hocamı da böyle alırsam. Hızlı okumayı öğrenciler nasıl öğrenebilirler? Bir kere her şeyden önce beyin temelli bir eğitim programıdır bu. Göz egzersizleriyle başlayan bir program. Göz egzersizleri %10'luk bir etkiyle gerçekten beynimize gelen bilgilerin sağlıklı gelmesini sağlar. Ama %90 dediğimiz özellikle beyin temelli, işte okuduğunu anlamak, hafızamızda kalıcı olmasını sağlamak, yorum yapmak gibi asıl okuma becerisi beyin temelli bir eğitimdir. Bu beyin temelli eğitimle birlikte bu okumaların hızlı okuma anlamı tekniğinin verilmesi gerekiyor. O yüzden hem göz egzersizleri hem de beyin temelli dediğimiz okuma anlama becerilerinin geliştirilmesini sağlayan bir eğitimle sunulması. Önümüzde bir metin var. 4-5 sayfalık bir metin. Ben size böyle gösteriyorum. Bakın sınavlarda çıkan paragraflara da benziyor bir hayli. Burada kelime sayısı da yazıyor. 1745 değil mi? Ne kadar sürede okuyor mesela bu öğrenciler bu metni? Bu metin yaklaşık 1,5 dakika yakın bir sürede tüm kelimelerin okunarak, anlaşılarak, ifade edilerek kendi beyninde okunuyor. Çok güzel bir detaya da değindiniz. Göz kaslarının geliştirilmesi de çok önemli. Hemen ekrandan kameraman arkadaşım Can da gösterdi. Dedim ki o göz kasları nasıl gelişecek peki? Onu sayılarla geliştiriyoruz. Hemen hocam ekrandan da bize gösteriyor. Sayılarla geliştirilmesi bir program sayesinde oluyor değil mi? Bunu internetten çocuklar hızlı okuma anlama org sitesinden ücretsiz bir şekilde bulabilirler. Nasıl? Bana anlattı. Ben de hemen size detaylarını söyleyeyim hocam. Bakın rakamlar çok hızlı bir şekilde ve yandan geliyor değil mi? Evet, evet. Şimdi buradaki rakamlar her sene, hocam. Tabii ki. Mesela herhangi bir rakam yazalım. Şu an rakamı görmeden yazdım. Evet. Mesela 314 yazdı. Çok hızlı bir şekilde işte bu göz kaslarını geliştiriyor. Ben biraz bahsettim siteden ama herkesin tabii ki bu eğitimleri almaya, Türkiye'nin dört bir yanında öğrencilerimiz var, imkanı olmayabilir. Onlar nasıl kendilerini geliştirebilirler bu noktada? Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii ki bu uygulamada kurslar tabii ki var ama doğru kurslara da gitmeleri gerekiyor. Beyin temelli eğitimleri sunan doğru kurslara gitmeleri gerekiyor. Bir de belirtmem gereken önemli bir husus var, o da ilkokul öğrencilerine bu eğitimlerin verilmesi, göz egzersizlerinin yapılması sakıncalı. Özellikle bu noktayı belirtmekte fayda var. Çok duyuyorum ben, birinci, ikinci sınıfta hızlı okuma kursuna giden çocuklar, ama yanlış mı oluyor bu? Şimdi küçük yaştaki çocuklara göz egzersizinin yaptırılması, göz kaslarının geliştirilmesi göz bozukluklarına sebebiyet verebiliyor. O yüzden 5. sınıfın üstündeki öğrencilerin bu eğitimleri başlaması lazım. Sınav çağında aslında onların da çok daha ihtiyacı var. Kesinlikle, doğru olan da bu. Sizin bahsettiğiniz ücretsiz olarak nasıl faydalanabilir? Hızlı Okuma Anlama Derneği var, hızlıokuma.org sitesinde. Gerek bu göz egzersizini yapabilecekleri, gerekse de bu çalışmaları yürütebilecekleri oradan da faydalanabilirler. Hızlı okuma peki sınavda nasıl bir etki sağlıyor çocuğa?
Bir kere okuduğunu soruyu doğru yorumluyor. Birincisi daha hızlı çözebiliyor. Bu okuma dediğimiz Türkçe, sosyal bilgiler alanlarının yanı sıra diğer matematik ve diğer sorularda da faydası olan bir eğitim. Hem zaman kazandırıyor hem de soruları doğru cevaplanmasını sağlıyor. Peki hemen böyle öğrencilere dönmek istiyorum. Çok güzel teknik, bu teknikle Edirne Trakya Tıp Fakültesi'nde okuyor öğrencimiz. Nasıl fayda sağladı? Ne kadar zamandır bu tekniği öğreniyordunuz? Sınavda nasıl işinize yaradı? Ben bu eğitimleri almaya 7. sınıfta başladım. Üniversite sınavı zamanında da, liseye geçiş zamanında da, ikisinde de soruları daha hızlı okuyabilme, daha çabuk yorum yapabilme ve öncelikle tabii ki de Türkçe ve paragraf soruları olmak üzere netlerimin çok artmasını sağladı. Aynı şekilde de tıp fakültesine girdiğimde de bu büyük büyük uzun uzun kitapları tamamen okuyarak, anlayarak okumama ve öğrendiğim bilgilerin de aklımda kalmasına yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Hemen sana da sormak istiyorum. Seni tanıyalım çok kısaca. Bu eğitim, bu sistem, hızlı okumak nasıl işine yaradı? Ben Özlem Şerifoğlu, Koç Üniversitesi'nde okuyorum. Memuriyat Dünya Hazırlı Okuma ikincisiyim. Buradaki başarım sayesinde de okulumda burs programına kabul edildim. Bu teknikler sayesinde hem işte üniversite sınavında başarılı oldum, hem de şu anda bir dönemde çok fazla ders alıyorum ve hepsini çok fazla makale okuması vesaire gerekiyor. Bunları çok daha kısa zamanda ve anlayarak okuyorum. Bu yüzden hem sınavlarda hem de eğitim hayatı boyunca işte çocukların, öğrencilerin özellikle işini kolaylaştırıyor, çok daha başarılı olmalarını sağlıyor diyelim Hilal. Akıllarda takılan tüm soruları yanıtlamışızdır umarım ve öğrenciler unutmasınlar, hızlı okuma, anlama org sitesinden ücretsiz bir şekilde tüm bu hem görsel çalışmaları hem de hızlı okuma tekniklerini öğrenebilirler diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım. Burcu, aynen aklınıza takılan tüm soruları yanıtladınız. Çok teşekkür ediyoruz.